Pazar pazarı fuar alanında Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen kitap günlerinde yazarlar standlarda yayın evlerinde kitaplarını imzalıyor. Yine çok değerli bir yazarımız aramızda efendim. Naci Bayburt, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Memleketten selam getirdim. Aksaraylı, şöyle doğru bir dönelim Naci Bey, buyurun. Aksaraylı kitap dostlarıyla, kitap severlerle buluşmak üzere buraya geldik. Kanunlar Alan kitabının yazarı olarak bizi Aksaraylı okuyucularla buluşturan, organizasyon eden Sayın Belediye Başkanımıza, organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Ve benim kitaplarım da her gittiğim fuarda sıfır satar. Evet, gerçekten imza dağıtıyorsunuz öğrencilere. Çok yoğun bir ilgi var. Evet. Farklı bir alanda da kaleme aldığınız şimdi bir kitap. Biraz kitabın içeriğinden bahseder miyiz? Tüm kitaplarımız çok kıymetli. Hı-hı. Ama çoğu beyin fırtınasıdır. Evet. Gelişim amaçlıdır. Tabii ki faydalı ama benim kitabımda tek kelime kurgu yok. Benim meslek hayatım boyunca ben kendi incelemiş olduğum olaylardan cımbızla çektiğim 80 milyonun ortak paydası olan sıra dışı uç olayları yazdım. Bu kitapta kesinlikle kurgu yok. Şöyle sizi tanımayanlar için de kısaca mesleğinizden de evet, bahsedelim ki içerik tam olarak otursun değil mi? Ben 30 yıllık olay yeri inceleme uzmanıyım. Evet. Bütün bu kitabın içindeki olayları ben inceledim. Bunu yazmamdaki gaye, devletin bize vermiş olduğu bir emek var. Evet, emekli olduk ama kabımıza çekilemeyiz. Yani o sorumluluğumuz halen devam ediyor. Bu kitaptaki yazmamdaki amaç insanları korkutmak, ürkütmek, paranoyak etmek değil. Kadın olsun, erkek olsun, herkes güçlü olmak zorunda. Korkuların üstüne gitmezseniz korkularınızı asla yenemezsiniz. Hayatınız boyunca da ezilirsiniz. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunarım tüm Aksaraylılar. Merhabalar. Merhaba. Evet sevgili seyirciler, Aksaray Belediyesi kitap günlerinin ikinci gününde gençlerle ve çocuklarla söyleşilerimiz devam ediyor. Yakışıklı bir genç delikanlı var yanımızda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kitap günlerindesin. Evet. Nasıl, gezebildin mi? Standları bakabildin mi? Daha yeni başladım. Bakıyorum öyle. Zonguldak'tan geldim ben. Ne güzel. Peki neler söylersin ortamla ilgili? Nasıl buldun etkinlik alanını? Güzel ya. Zonguldak'ta bulamadığım kitapları burada bulabiliyorum. Eksikler var mesela. Öyle. Güzel yani. Güzel. Peki, teşekkür ederiz. Ne demek? Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen kitap günlerinde yazarlar Aksaraylılarla buluşmaya devam ediyor ve yine çok değerli bir yazar aramızda standta kitaplarını imzalıyor. Hasan Tanrıverdi ile birlikteyiz. Sayın Tanrıverdi, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kitap severlere ve okurlara kısaca sizi tanıtabilir miyiz? Kendinizi tanıtır mısınız? Ben emekli öğretmenim, eğitimciyim. Geçmişte bundan 10 yıl önce Aksaray'a gelmiştim bir konferans için. Aksaray'a yabancı değilim. Bugün en büyük sıkıntımız okuma zevkimizin azalması. Gençlerimiz daha çok okumaya hevesli olmaları gerekir. Çünkü okumayan insan cahil kalır. Yani. Ama benim gördüğüm Aksaray'da hanımlar daha çok okuyorlar. Ne güzel. Bunu stajla söylemek istiyorum. Hanımların okuma zevki çok. Daha çok aileler çocuklarına yatırım yapıyor. Çünkü insana yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Hemen karşılığını alamazsınız ama yıllar sonra o çocuk size karşılık olarak döner. Memnunuz, fuar güzel gidiyor, her şey güzel. Sistem güzel. Vallahi memnunuz Aksaray'da olmaktan. Biz de sizi burada görmekten memnunuz. Şöyle kısaca kitaplarınızı da bir tanıtalım. En son yayınlanan kitabınızdan. En son yayınlanan kitabım Seni Yüreğinde Taşıdım. Bu evet. Benim öğrencimin hayatı bu. Hı-hı. Yaşanmış. Gerçek bir hayat. Gerçek bir hayat. Evet, yaşanmış güzel bir hayat. Onun hayatı bu. De şu kitaba değinmek istiyorum ama özellikle bunu belirtirseniz. Bu çocuk yaşadığını öğrenir. Ben Türkiye'de bütün verdiğim konferansların sonucunda bunu yazdım. Bu Avusturya'da Türk öğrenciler üniversitede bunu tez olarak eğitim fakültesine verildiler, Almanca'ya çevirip. Bu da güzel bir kitap. Ama daha çok benim favorim bir kitabım var burada. Duvaktaki Gözyaşı, bu da güzel bir roman. Anne kızın romanı bu. Benim favorim bu. Burada Türk aile yapısında olan bir şey var. Benzerlik var bu romanda. Yaramaz bir baba var. Babalar alınmasın.
Yani bütün babalar tabii ki böyle değil yani. Ama biz yazarlar olarak yanlışları ortaya çıkarmamız lazım. Yaramaz bir baba var ve haklarına sahip çıkamayan bir anne var. Dolayısıyla bu ailede yetişen çocuklar da hep eksik ve problemli oluyorlar yani. Evet. Ona dikkat edecektim. Evet. Ona dikkat edecektim. Güzel bir roman oldu. İkinci baskısını yaptı. Şimdi iyiydiniz. Peki, kitap günlerini ziyaret edecek okurlar için efendim Duvaktaki Gözyaşı Hasan Tanrıverdi'yi özellikle sizlere tavsiye ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Memnun oldum. Sırayda okurlarınız ve hayranlarınızla bir aradasınız ve gerçekten evet. Keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiniz. Kitap günleri ve Aksaray'la ilgili nasıl bir izlenim edindiniz? Neler söylemek istersiniz? Valla ilk defa Aksaray'a geliyorum ama şu güzel kalabalığa bakabiliyor musunuz? Yani gerçekten çok duygulandım. Bu kadar güzel bir organizasyon içerisinde bana da yer verdikleri için Aksaray Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Edebiyatla kültürle ne kadar bir arada olursak aslına bakarsanız o kadar mutlu bir toplum olacağız ve Aksaray Belediyesi bugün halkına bu hizmeti veriyor. Bizleri buraya getiriyor. Böyle güzel organizasyonlara imza atıyor. Aksaray insanı muazzam. Geldiğimden beri herkesin yüzü gülüyor. Herkes çok sıcakkanlı. Fahri bir Aksaraylı olacağım galiba bu gidişte diye düşünüyorum. İnşallah tiyatro oyunuyla da sizi bekliyoruz kitap günleri dışında. İnşallah. Ve hayranlarınızı da bekletmeyelim. İmza evet. Gününe geçeceksiniz. Çok evet. Teşekkür ben ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Sizi burada görmekten mutluyuz. Aksaray sizi seviyor. Sağ olun. Ben de sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İmza için bekliyorsunuz. Evet. Kitap günlerindesiniz. Evet. Neler söylersiniz? Kitap günleri Aksaray'ımıza çok yakıştı ve bayağı bir ilgi var. Bundan çok memnun oldum. Aksaray'ımız adına. Murat Tanrı hayranısınız. Az sonra kitabınızı imza atacaksınız. Evet. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Kitap günlerindesiniz. Evet. Murat Tanrı hayranısınız sanırım. Hayran gibi değil ama kitapları hoş, güzel. Takip ediyorsunuz. Evet. Peki kitap günleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? Gezebildiniz mi standları? Evet gezebildim. Aslında daha çok olması gereken bir şey. Daha önceden olması gereken bir şeydi. İlk başladığımdan beridir her sene geliyorum. Daha sık yapılırsa çok daha iyi olur. Yani yılda 2-3 kere yapılırsa çok daha iyi olur. Yani daha fazla yer verilmesi. Evet. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ve o kadar güzel okuyordunuz ki... şöyle bir mikrofonu satalım istedik. Kitap günlerindesiniz. Evet. Neler söylersiniz? Yani kitap, kitapları çok seviyoruz. Farklı kitaplara göz gezdirmeye geldik. Hem de söyleşiye katılıyoruz. Dinledik bu kadar. Teşekkür ederiz. Evet. Aksaray Belediyesi kitap günlerinin ikinci gününde, akşam saatlerinde gerçekten yoğun bir kalabalık burada. Ziyaretçiler akın akın gelmiş durumda ve hem söyleşilere katılıyorlar, hem kitap alışverişi yapıyorlar, hem de sevdikleri yazarlara kitaplarını imzalatıyorlar. Yine bir beyefendiyle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Kolay gelsin, hoş bulduk. Teşekkürler. Kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Aksaray'da rap öğretmen olarak görev yapıyorum. Necmi Mehmet Gazici Meslek Lisesi'nde rap öğretmenim. Peki, kitap dinleyebilirsiniz. Neler söylemek istersiniz? Aslında Öğren Başkan'a çok teşekkür ediyorum buradan. Aksaray gibi bir şehre böyle bir hani etkinliğe getirdiği için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yani böyle kalabalığı görünce de Aksaray'da yani ne bileyim hani kitap okumaya ilgisi olan insanları görünce sevindim ben. Mutlu oldum. Az önce bir kitaba baktım ben. Kitabın arkasında şu yazıyordu. Bir kitap bir insanı değiştirir. Yani çok dikkatimi çekti. Bir insana değişmek istiyorsa, kendini geliştirmek istiyorsa kitap okumalı bana göre. Benim düşüncem bu şekilde. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hangi kitaplarla ilgileniyorsun? Genelde bilimle ilgili. Bilimle ilgili. Peki babayla kitap fuarındasın, kitap günlerindesin. Evet. Beğendin mi ortamı? Evet, gayet güzel. Neler söylemek istersin? Yani sürekli devamının gelmesini isterim. Memnunsun. Evet, memnunum. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim.